Gerçi, içinde bulunduğumuz süreç seçim öncesi olduğu için siyasi söylem yoğunluğu var, doğal olarak da siyasi vaatler ve seçim projeleri gündemde. İşte, böylesine konjonktürel gündem yoğunluğunda, kırsal gençliğine yönelik hazırlanan çok özel ve çok farklı bir proje var önümüzde. Projeyi, TKDK olarak bildiğimiz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç hazırladı. Adını, TKDK Akıllı Köy Projesi olarak koyduğu projenin amacını şöyle açıkladı. Bu projeyle, kırsal kesimde ikamet eden gençlerin çıkarlarını temsil etmeye ve onların ihtiyaçlarını belirleyip fırsatlarını savunmaya odaklanmış gençlik grupları oluşturulacak. Aynı zamanda, Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla AB projesi olarak geliştirilen projenin Türkiye dışında 3 ortak ülkesi var, bunlar da Litvanya, Polonya ve Belçika. Tunç, neler yapılacağını da anlattı. 180 gencin iyi donanımlı olmaları ana hedef. Becerilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim faaliyetlerine katılacaklar. Böylece istihdam edilebilirlikleri artacak. Şunun altını çizdi. Etkili öğrenmeyi kolaylaştırmak için kapsamlı ve özel bir eğitim paketi tasarlanıyor. Eğitim materyalleri ve kaynaklarına erişip interaktif öğrenmeye katılmak için de erişilebilir ve kullanıcı dostu çevrimiçi öğrenme platformu oluşturmak projenin kapsamında. Yani, kırsalın gençliğine öğrenme amaçlı İletişim kolaylığı sağlayacak sağlam bir internet havzası kurulacak. Hedef şu, akıllı köylerin dönüştürücü potansiyeli olacak. Gerçekçi ve etkileşimli bir görünüm sunarak gençlerin istihdamını teşvik edecek. Katılım ve bilgi de kalıcı hale gelecek. Sonrası da var. Projeyle oluşturulacak akıllı köylerin deneyim paylaşımları için sanal gerçeklik akıllı köy turları geliştirilecek. Böylece, kırsaldaki gençlik dünyayla uyumlu olup bilgiye kolay erişim sağlayacak. Ormanda yenilik incelemesi, tomruklara barkod. Aslında, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama ormancılık için devrim gibi. Bu yolla, ağaç kesimlerinde tomruklara barkod uygulanmasıyla stok ve takip sistemi kurulabilmesine Bursa önce oldu. Nitekim, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, uygulamayı yerinde görmek için Uludağ Orman İşletme Şefliği'nin tuzaklı sahasında inceleme yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni tarih, 28 Mart'ta bekleniyor. İlk haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IN24 Şubat'ta Bursa'ya geleceği yönündeydi. Bu haberle de, AK Parti'de ve AK Parti belediyelerinde hazırlık süreci başlamıştı ki, ertelendiği haberi geldi. Bir ara, 2 Mart konuşulsa da, 16 Mart Cumartesi günü Ankara ve Bursa için daha elverişli görüldü ve buna yönelik planlama başladı. Dün de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IN planlanan Bursa programı için 28 Mart Perşembe tarihi ortaya çıktı. Bu da, seçime 3 gün kala Bursa'da olması anlamına geliyor. Aslında, Erdoğan, geçmişte, Bursa mitinglerini son 3 günde yaptı, son 2 seçim bunu değiştirmişti. Eğer, yine değişiklik olmazsa, Gökdere'de miting yapması, Büyükşehir'in Hanlar Bölgesi Yayıl Osman Gazi Belediyesi'nin Osman Gazi Kent Meydanı projeleri ve Bursaray'ın geçit istasyonunu açması bekleniyor. Saadet'in gençlik markası AK Parti'ye katıldı. Onu, Saadet Partisi Osman Gazi Gençlik Kolu Başkanı olduğu dönem tanıdık. Sonrasında Osman Gazi İlçevil Yönetim Kurullarında görev aldı. 14 Mayıs öncesi, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içinde yer almasını içine sindiremeyip Saadet'ten istifa ettiğini duyurduk. Şimdi ise, Saadet'in gençlik markası olan ve tavrını net ortaya koyan Abdullah Karakaş yeni bir yola çıktı, AK Parti Osman Gazi'ye katıldı. Demokrat gençler, Büyükşehir'de Bozbey, Osman Gazi'de Aydın, dedi. Farklı dönemlerde, Doğru Yol Partisi, gençlik kollarında siyaset yaptılar. İlerleyen yıllarında, DYP, ana kademelerinde, yani ilçe ve il yönetimlerinde görev alıp başkanlık yaptılar, ama eski gençlik kolları ekibi olarak birbirlerinden hiç kopmadılar. Günümüzde, bazı arkadaşları farklı partilerde siyaset yapsalar da, zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürüyorlar. Nitekim, Bursa siyasetinin eski gençlerinden Tolga Kornoşır, Tamer Çolakoğlu, Ali Kaya Turhan, Sönmez Azak, Koray Sır, Murat Yüce, İsmail Başak, Mustafa Konca, Bekir Anlar, İsa Turhan, İsmet Koyuncu, Engin Uslu hafta içinde yeniden bir araya geldiler. Aralarında, siyasetin bugününe ve yerel seçime ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra da, CHP adayları olan Büyükşehir'de Mustafa Bozbey'e, Osman Gazi'de Erkan Aydın'a destek kararı aldılar. Aday, ama önce baba, oğlunu heyecanla izledi. Herkes, CHP'nin açık ara kazandığı Nilüfer ve Mudanya'da 31 Mart'ta nasıl bir sonuç çıkacağını merak ediyor. Bu da, daha çok CHP
Nin yaşadıklarından kaynaklanan değerlendirmeler getiriyor ki, gözler geçmişte AK Parti Nilüfer ilçe başkanı olarak siyaset yapan, AK Parti Nilüfer adayı Celil Çolak'a çevrildi. Çolak, sahada ayak basmadık yer bırakmazken, baba olarak oğlunun maçını izlerken çok heyecanlandı.